Aşk seni kaç sıfır yendi? Çok sıfır yendi biliyor musun? Evet. Bence birini çok sevmek insanı çok daha üretken hale getiriyor. Üç adamın yakışıklısı. Yani aralarında yakışıklı olmak kolaydı, evet. Çok zorlanmadım. Makamlı Türkçe akustik pop yapıyorum ben. Hiçbir ünvanım yok abi. Adım ve soyadım olsun isterim. Hakan bu ülkenin megastarıdır abi. Sakin bir adam değilim aslında. Sakin kalmak için elimden geleni yapan bir adamım. Tek kelimelik şarkı isimlerini sevmiyorum abi. Geldim. Sonbahar. Sevdim falan. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Oğuzhan Koç. Selamlar. Merhaba Oğuzhan, hoş geldin. Merhabalar abi. Nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? İyidir vallahi. İlk başta şarkıyla başlayalım. Evet, buyurun. Aşk beni yendi. Evet, aşk beni yendi. Aşk beni yendi, aşk seni yendi mi? Az önce söyledim bunu, dedim ki böyle bir şarkı ismi koyarsan, bu pası atarsan bu golü de atarlar. Aşk beni yendi, evet. Yani aşkı beni yendiği zaten çok ortada her şeyiyle. Yani... Evet, albümün de adı Aşk Beni Yendi. Hı hı. Bu albümü için yaptığımız son şarkının bir yandan da Aşk Beni Yendi. Yani kalpten, ruhtan hakikaten öyle geldi, sözler de öyle geçti. Dedik ki evet, herhalde ben şu an hayatımın o dönemindeyim ve bu şarkı olsun, ortaya albümün çıktı. Adı bu olsun. Güzel, pozitif bir şey çıksın istedik yani. Şarkının hikayesi nedir senin gözünden, ne anlatıyor? Şarkının hikayesi... Çünkü her dinleyen kendi hikayesini yazıyor ya şarkılarda. Evet. Senin Oğuzhan'ın gözünden... Şarkının aslında hikayesi, aslında tek güzel bir önermesi var abi. Şarkı teslim olmaktan bahsediyor. Hı hı. Yani evet, ben buradayım, varım. Aşka varım, aşk için hazırım. Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Yani hı hı. Aslında böyle biraz da şey gibi sanki, şu son birkaç yılda herkesin hakikaten çok istediği, işte kısmetlilerin bulduğu, kısmetsizlerin aramaya devam ettiği, hakikaten gerçek aşkı, gerçek sevgiyi arıyoruz hepimiz. Hı hı. Ben de hayatımın hakikaten o anlamda en güzel dönemini yaşıyorum. Hı-hı. Hayat bana bunları yazdırdı. Önerme, hı-hı, ben aşka teslim oldum. Hı-hı. Pes ettim yani. Aşk seni kaç sıfır yendi? Çok sıfır yendi biliyor musun? Evet. Yani ya bir sıfır da yense yeniliyorsun işte. Yeniliyorsun. Tabii, bir sıfır olsun onun olsun hesabı. Yendi yendi. Aşk, hı-hı, beni yendi. Güzel. Peki bu şarkılar şimdi Oğuzhan, öyle şarkılarım var ki hani hepsi içimize işliyor. Eyvallah. Kalbe dokunuyor. Bunlarla aşk acısı çekerken bu şarkıları dinliyoruz. Birisine aşık olduğumuzda da bu şarkıları, evet, dinliyoruz. Birisine platonik aşıkken de bu şarkıları dinliyoruz. Sana neler yazdırıyor bu şarkılar? Ya bunların hepsi gerçekten aşık olup yazıyorsan çok acayip bir durum var. Yok abi, ne biliyor musun? Ben şunu öğrendim. Aslında küçükken mesela müzisyenlik yapmak istediğimde hep işte usta müzisyenlerin nasıl beste yaptıklarını dinlerdim, ederdim. Bazen de biraz sanatçılarda bu işi böyle bir şey, hafif bir karikatürize, evet, ve zorlaştırmak, hı-hı, için şey anlatmak vardır ya, işte şu şarkıyı 8 yılda yazdım. Yazdım. Şunu 17 yılda bitirdim, tabii, falan. İşin hakikaten teknik olarak içine girip eğitimini alınca şunu gördüm. Ya hakikaten bu da bir yandan masa başı bir iş. Oturup gerçekten ciddi bir mesai harcarsan şarkı yazmanın da bir aslında matematiği var, bir formülü var. Var mı öyle? Tabii ki var. Yani kuralları, kanunları, müziğin zaten matematikle çok büyük ilişkisi, hı-hı, var. Ben herhalde o ilişkiye çok fazla odaklandım. Yani ben başımdan geçen şeyi de yazdığım olmuştur. Ama atıyorum senin bana anlatacağım, şuradan çıktığımızda kahve içerken anlatacağım bir şeyi de ben buraya atarım. 6 ay sonra güzel bir melodi bulduğumda o hikaye benim aklıma böyle güm diye ışınlanıyor. Diyorum ki Hakan'ın anlattığı bu hikaye... Bu melodiyle çok güzel anlatılır diyorum mesela. Buradan da bir şey çıkar diyorsun. Her zaman her şeyden çıkıyor. Yani ne bileyim işte kışın çıkardığımız şarkı Aşkın Mevsimi. Havada kadehim yine sana içiyorum diye yalnızlık biçiyorum. Hı-hı. Hani hiç benle alakası yok. Ama dinlediğim çok güzel bir hikayeyi çok güzel böyle öğüttüğümü, arıttığımı hissettim yani. Peki şimdi biraz önce dedin ya teslim oldum aşka, evet, diye. Şimdi aşka teslim olmuş Oğuzhan'dan nasıl şarkılar çıkacak yani? İnsan çünkü şunu merak ediyor. Hani şimdi bu adam sürekli aşkla ilgili çok duyguları, coşkun duyguları, evet, var. Sanki hani bir insan işte evlenince, aşık olunca, artık hayatına biri girince daha stabil mi oluyor o duygular? Ya bitmez. Bence birini çok sevmek insanı çok daha üretken hale getiriyor. Yani çünkü İnan şey yani oturup bir tane daha şarkı yazmak için çok dev sebeplerim yok. Hakikaten
birini aşkla bağlıysan o sana oturtup bir şey yazdırıyor. Ben aksine bunun bana pozitif yansımalarını çok daha fazla görüyorum. Hı-hı. Bence süreçte de daha pozitif yansıyacak. Yani 5 şarkılık albüm yapıyorum dedim. 5'i de çok hareketli, çok pozitif yaz şarkıları. Çünkü ben şu an öyle hissediyorum, öyle hissetmek istiyorum. Hı-hı. İnşallah yani süreç devamında da yıllar sonra da bu şekilde yansır. Peki ama ben çalışmayı seviyorum abi. Ama mesela sen hep böyle benim gözümde şey gibi hissediyordun ben senin şarkıları falan dinlerken. Böyle melankolik. İşte, melankolik. Böyle gece mum ışıkları yanıyor. İşte sen eline gitarını almışsın böyle akşam tıngırdatıyorsun. Evet. Orada böyle bir kadeh böyle bir şey duruyor falan. Elinde kalemi. Oyum. Öyle bir adam mısın yoksa 24 saat? Aslında neyim tam abi biliyor musun? Tam kariyerim gibiyim. Yani çok güzel hareketlerde de o skeçleri yazan, o skeçlerde oynayan aslında eğlenceli adamım. Ama evet, o ateşin başında da hakikaten o bir kadehle, o gitarla o şarkıyı söylemeye de bayılan adamım. Yani hı-hı, ikisi de benim. Hı-hı. Sadece biri olmayı biraz sıkıcı buluyorum. Hı-hı. Yani şu adam da ömür boyu çekilmez, anladın mı yani? Hani, tabii mıy mıy mıy. Evet tabii ki yani. Şimdi işte biz atıyorum bizzat da tanışıyoruz. Hani ya eğlenceliyiz tabii ki, eğlenceli olmak zorundayız. Bu işin bambaşka bir kısmı. Bir oraya geçip bir oraya geçebilmek bence çok kıymetli. Hı-hı. Peki şey var mıdır mesela? Gelenekselci misindir? Böyle kağıda mı yazarsın? Kağıda. Yoksa mesela kimisi işte ses kaydı alır. Gece yarısı kalkıp ses kaydı aldık falan derler. Sen ya şu telefon benim ses kaydıyla doludur. Yani hepsinde de adres yazıyor işte. Yani şöyle. Şöyle. Sen böyle 10 saniye mesela böyle bir şey oldu kaydeder misin? İşte aynen öyle. Kuşlar uçtu aşığım falan. Hiç söz değil. Ben hep buraya sadece melodiyi mırıldanırım. Ha melodi. Tabii. Mi? Sonra otururum masa başına. Derim ki benim melodilerim neydi? Bunlardan bu ara hangisine yükselirim? Sonra kağıt kalem. Bir tane güzel defterim var. Hı-hı. Belki 15 yıllık falan olabilir defter. Artık sayfası kalmadı. Böyle köşesindeki bir yere falan not almaya çalışıyorum ama şey uğurlu geldiğine inanıyorum. O yüzden hiç yeni bir deftere geçmek istemiyorum yani. Buraya sesli notlar, oraya sözler. Hem gelenekselci hem teknolojiciyim yani. Güzel. Peki biz seni yıllardır tanıyoruz artık. Ekranda neredeyse böyle gözümüzün önünde büyümüş gibisin. Evet öyle oldu. Hani çok güzel hareketlerden böyle başlayarak. Şu anda hani bir sürü ruh haline şahit olduk. Oyuncu olsan, sunucu olsan, şovmen, şarkıcı. Şu andaki artık şu geldiğin yaşta nasıl bir Oğuzhan var? Yani tam aslında şu anki Oğuzhan abi hangi Oğuzhan biliyor musun? Böyle 17-18 yaşında planladıklarını yeni yeni yapmaya başlayan Oğuzhan aslında. Yani işte sen planlar yapıyorsun ama hayat öyle gitmiyor. Ya. Yani ben İstanbul'a müzisyenlik yapmaya gelmiş bir adamdım. Birdenbire Yılmaz Erdoğan'la tanıştım. Yazmayı, oynamayı, reji yapmayı öğrendim. Bir baktım televizyonda tiyatro yapıyorum. Hani hiç hedeflemediğim bir yoldu. Fakat inanılmaz bir şey kattı bana. Çok keyifliydi. İşte sonra ben nasıl yaparım ya bunu dediğim talk show yaptım 4 yıl, 4,5 yıl. Albümlerimi yaptım vesaire. Yani 37 yaşındayım ve şu an diyorum ki evet ben şu an artık hayatta tam olarak istediğim şeyleri, keyif aldığım şeyleri istediğim gibi yapabilir haldeyim. Ama senin sinema filmlerin bile var. Evet. Değme oyuncular yıllarca oynuyorlar bir sinema filmi çekemiyorlar. Evet. Şimdi sen sinema filmi falan... Gişe başarımız falan var tabii. 2 filmle 5 milyon bilet satmışız. Tabii devamı gelen işler falan. Tabii. Yani şimdi aslında şunu soracağım mesela kimilerinin aklında tabii ki seni bilen, tanıyan, sevenler biliyorlar ama daha çok araştırmayan, sadece şarkıları dinleyen veya şeyler. Ya bu adam oyuncuydu, oyunculuktan müzisyenliğe mi geçti? Evet. Ya bu adam sunucuydu, sunuculuk olmadı, hop bir şarkı mı söyleyeyim dedi. Sanki bir şey olmadıkça ötekine geçermişsin gibi bir anlıyor var ya. İşin aslında neydi? Tabii talk show şey gibi, skeç yemedi tabii şimdi talk show falan. Talk show tutmayınca şarkı bu. Ama 3 adam da dağıldı, bu da bir şarkı söyleyeyim dedi falan. Doğru. Ya aslında hepsi olmak çok güzel. Hı-hı. Biz ülkece şeye bayılıyoruz işte, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Hani. Hı-hı. Aman bir şeyleri birbiriyle kıyaslayalım. Bir seçim yapmak zorunda bırakalım. Hani bu koltuk mu güzel o mu? İkisi de çok güzel. Yani ben de hep o soruyla karşılaştım. Birini seç ya. Oyuncu mu olacaksın? Şarkıcı mı olacaksın? Ya mümkünse ikisini de hakkıyla yapayım. Yani ikisini birden yapamazsın. Deneyeyim. Yaparım belki. Yapıyorum. Belki olacak. Belki olacak. Olduğu da oldu. Yani hani onu... Hakikaten o seçime hiçbir zaman girmemeye çalışıyorum. Ama tabii ki şu an ağırlıklı olarak müzikle uğraştığım için çok da hoşuma gidiyor. Yani sahnedesin, şarkıyı mırıldanıyorsun, 20 bin kişi senin şarkını ezbere söylüyor. Bundan daha büyük bir keyif yok. Ama hakikaten hepsinin ayrı tatları, ayrı keyifleri var. Ben mümkünse kariyerim boyunca hepsi birden olmak istiyorum yani. Peki sen bir de mesela bu şarkılar tutuyor ediyor ama bir yandan da tabii böyle pop şarkıcıları, işte pop starlık falan deyince yakışıklılık da önemli ya. Sen de şimdi yıllardır bir şey oldu işte. Çok güzel hareketlerin yakışıklısı. Üç adamın yakışıklısı.
Yani aralarında yakışıklı olmak kolaydı, evet. Çok zorlanmadım. Üç adamın yakışıklısı olmak büyük başarı değildi herhalde. Üç adamın yakışıklısı olduğum için kimse madalya takmadı yani. Yani kendini yakışıklı buluyor musun? Yoksa o ekiple çalıştığın için şanslı bunun bir adam şakasını mıydı? Yapabilecek, bunun şakasını yapabilecek kadar yakışıklı buluyorum kendimi. Yani evet, eserleyip onun yanında yakışıklı olmak daha çok zor değil. Yani şimdi dünya yakışıklısı adamların yanında da durduk yere gidip takılmam. Hani bunun şakasını yaparım ama tabii ki ben kendimi beğeniyorum yani. Kendini beğenmeyen var mıdır ya? Beğeniyorum vallahi kendimi. Bence tatlı adamım. Tanısan var ya bayılırsın. Tanısan bayılırsın bana. Güzel peki ama bir yandan da çok şey bir ifadem var. İyi aile çocuğu. Böyle hani televizyonlarda falan da öyle karakterlerimiz böyle vardır ya, işte Sandra Bullock'lar vardır böyle bir dönem falan. Evet. İyi aile kızı. Evet. Bundan zarar gelmez. Bundan zarar gelmez. Hani onu hepimiz severiz falan. Ondan sonra sende de öyle bir hava var. Gerçekten o kadar iyi aile çocuğu musun? Yoksa o böyle üstüne yapışmış bir şey mi? Haylaz taraflarda var mı? Ya var illaki ama çok en yakınına var hani, en haylaz halim. Şimdi dediğin gibi çok tanımadığım herkese aslında işte buyum. Bu civarım yani. Evet, iyi aile çocuğuyum ben. Doğru. Yani o tespit doğru. Benle önceden tanışmayıp, benle ilgili bir fikri olup daha sonra samimi olan herkes de aslında bunu söylüyordu bana. Ya hakikaten tam beklediğim gibi biri çıktığını çok duyuyorum. Evet. Peki bu iyi aile çocuğunun yanında hiç şey yok mudur böyle? Daha libidosu yüksek bir adam var mıdır? Vardır bir yerlerde. Yani var var. Orada bir bazen bir şey damarı tutuyor. Libido damarı tutuyor. Libido damarı da değil de. Başlık olacak. Hayır hayır yok. Libido değil konu. Biraz daha aslında ataerkil biriyim. Onun altına aslında çizmek için. Evet evet. Ya ben Erzincan'da doğdum büyüdüm. Hani oranın kuralları, kanunları, oranın kültürü vesaire. Tamam hani şu an şöyle bir adam var ama onun şeyleri, kökleri. Evet, doğuda gayet ataerkil bir ailenin eğitimiyle büyüdüm yani. Kıskanç mısındır? Kıskancımdır. Evet. Maço bir taraf var mı? Vardır. Ama yani olması gerektiğinde vardır. Hani böyle gereksiz kıskançlıklar bende yoktur yani. Ama öyle sevgilinin işine falan karışır mısın? İşte partnerine, hayır tabii ki de sahnelere, dinlenmelere. Yani bu bizim işimiz, mesleğimiz, mesleğin gereklilikleri neyse onlar olacak. Peki Oğuzhan, şimdi sen kendi müziğini nasıl tarif ediyorsun? Ne kadar zor bir soru abi, biliyor musun bu? Nasıl tarif ediyorum biliyor musun? Şu an icat ettiğim tarifi edemiyorum. Çünkü yani şöyle tarif edebilirim. Makamlı Türkçe akustik pop yapıyorum ben. Bu da şarkının ismi gibi ama çok uzun oldu. Ben giden günlerim oldu. Tutamayacağım. Gerçekten ya. İçinde makamlar barındıran şarkılar yapmaya çalışıyorum mutlaka. Ama yaptığım müziğin en özü Türkçe pop müzik tabii ki de. Ama ben hep akustik soundları seviyorum. Yani çok elektroniğe hiçbir zaman bulaşmadım. Buraya daha yatkın hissettiğim için, daha çok sevdiğim için aslında akustik Türkçe pop müzik yapıyorum. Biz şimdi böyle sınıflandırmalara da biraz önce de dedin ya, işte ya öyle olacaksa böyle evet, bayılıyoruz ya işte. Hele böyle işte yeni, yani yeni değil tabii, yani yıllardır yapıyorsun ama işte böyle hitler üreten falan bir adam varsa, genç yakışıklı falan, hemen popstar. Popstar mı? Megastar mı? Star olamadı. Ünvanlar. Evet, ünvanlar. Hani senin ünvanın ne? Hiçbir ünvanım yok abi. Adım ve soyadım olsun isterim. Yani başka hiçbir şey olsun istemem. Hayatım boyunca. Öyleli böyleli, aman işte dur şimdi örneğini bile vermeyeyim ki hani kimse üzerine alınmasın. Ya starlı bir cümle kurmak bile istemem. Ya çünkü herkes o ünvanı hak ediyor. Alıyor bir şekilde yani yıllarca. Ama benim öyle bir telaşım, çabam yok. Yani ben müzik yapayım ve o şarkılar beğenilsin ve ben onları insanlara söyleyeyim. İnan tek derdim bu. Bu kadar hırsız bir adam mısın? Hırsı olmuyor. Çok hırslı bir adamım. Ama bu az önce söylediğin şeyleri çok eski kafa buluyorum artık. Yani hani megastar, ultrastar, hiperstar, ya okey evet. Yani işte Tarkan bu ülkenin megastarıdır abi. Yani çünkü ben çocuktum, kuyruğa giriyordum. Tarkan'ın kasetini alabilmek için aldım. Ve o kaset bitiyordu sıra bana geldiğinde. Hani ben eve gidip ağlıyordum. Yani o zamanlar için müthiş fikirlerdi bunlar. İnsanları, sanatçıları biraz daha böyle bir yıldızlaştırmak adına. Bence artık orada değiliz. Bence artık çok daha dokunulabilir olmak zorundayız. Yani ben uzaktayım, yokum kardeşim. Burada bir şatoda yaşıyorum. Yani şu an yepyeni biri bu stratejiyle bu ülkede star da olamaz, işte ünlü de olamaz, hiçbir şey olamaz, aslında başarılı olamaz. O algı değişti diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle oldu. Yani yeni dünya, şunlar abi bizi çok daha ulaşılabilir, dokunulabilir hale getirdi. Seninle röportaja başlamadan 5 dakika önce şarkının teaser'ını paylaştım. Paylaştım ve 10 saniye sonra refresh yapıp 100 tane yorum okudum. Beğendim, çok güzel görünüyor, umarım ne zaman dinleyeceğiz,
Aa yakışıklı çıkmışsın, kötü çıkmışsın, beğenmedim. Yani her şey hakkı hemen hayat, anında hayat bu hızdayken evet artık şeyi yapamayız yani. Über star ve o kaftanın orada tepesinde evet. yaşar ve onu sadece yılda bir kez görebiliriz. Kimseyle evet. konuşmaz. O yemek yemez. O tuvalete gitmez falan. Evet. O bitti abi. Yani hepimiz sıradanlaşmalıyız ki dokunabilelim insanlara yani. Aslında şimdi moda olan sıradanlık. Kesinlikle. Ulaşılabilirlik. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya hatta yani şu an en büyük starlar her şeyi çekip koyanlar. Çay, hayatını, galeta, bak beyaz çikolatalı kurabiye falan. Şu an starlar onlar. Peki müzik dünyasında sence neler değişti? Mesela biraz önce de sohbet ettik. Yani evet. bundan belki 5-10 yıl önce belki o kadar bile gitmeden şeyi konuşuyorduk işte. Yaz geliyordu. Yaz hitleri. Uf o kadar çok şarkı var ki. Bu evet hangi birini dinleyeceğiz? Sanki şimdi bilmiyorum benim mi görüşüm. Sanki çok fazla bir hit yok, çok fazla bir şarkı yok. Yani müzik dünyası nasıl bir değişim geçiriyor? Bence müzik dinlenen mecralar değiştiği için ve o mecraları yöneten kitleler değiştiği için böyle bir geleneksel dünyada bir şey oldu müzikte. Bir dakika ne oluyor? Bir tren kalktı gidiyor ve biz binemedik bu trene paniği var. Türkçe pop müzikte özellikle. Şimdi müzik sadece radyodan ve televizyon kanallarından izlenir değil mi? 3-4 tane televizyon kanalımız vardı. Orada klibin dönerse şanslıydım. Evet. Falan filan. Listeler vardı. Evet. 1'e mi çıktı, 2'ye mi çıktı? Radyolar hala şahaneler varlar. Müzik kanalları birçoğu kapandı. İnsanlar müziği şundan dinliyor. Kimse istemediği bir şey dinlemiyor. Sıradaki şarkı sana gelsin diye bir şey yok. Sıradaki şarkıyı ben belirliyorum. Kendini seçiyorsun. Evet. Kendi listelerini yapıyor insanlar. Dinliyorlar. Bu telefona girince müzik çok daha genç kitle çok daha kolay ulaşabilir oldu. Şöyle bir şey oldu. Mesela şu an yeni çıkan genç bir şarkıcıyı Spotify'dan genç bir kardeşimiz günde 800 kere dinliyor. Çok seviyor ya. Şimdi mesela 50 yaşında bir abiyi seven adam da 50 yaşında ve o adam günde 800 kere müzik dinlemiyor. Dinlemiyor. Tabii yani iki kere dinliyor. İki kere dinliyor. İşe giderken, işten dönerken. Dolayısıyla bu rakamsal olarak 800 dinlenen 13 anlamı, yaşındakinin dinlediği zirveye tabii ki, çıkıyor. Yani aslında müziği artık bu ülkenin 13-20 yaş arası gençleri belirliyor bence. Hı hı. Dolayısıyla müzisyenlerde de şunun paniği var. Biz bu 13-20'yi nasıl alırız? Yakalayacağız. Evet. Hem kendi kitlemi kaybetmemeliyim hem de bu gençliği de almak zorundayım derken şöyle şeyler yapmaya başlıyorlar. İşte cıstak cıstak bir pop müziğin arasına birdenbire bir rapçi giriyor. Bıdı 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 bir şeyler söylüyor ki aman her şeyden biraz olsun şarkı. Sonlara doğru biraz Atatürk'e böyle tabii, müzikler akıyor. Sonra doğru bir darbuka giriyor. Evet, evet. Bir sessizleşiyoruz, bir gitar tek kalıyor falan. Hani her şey. Şarkı ne oluyor? Aşure oluyor şarkı o zaman yani. Hani çok, her şey çok zorlama şu an Türkçe peki, popta. Peki sen ne yapıyorsun yeni nesli yakalamak için? Ben bildiğimi yapıyorum. ya ben zaten yeni neslin biraz bu tarafında olduğumu hissediyorum ve biliyorum. İnan bildiğimi yapıyorum ya. Böyle ekstra bir taktiğim yok. İşte oturuyoruz ekiple burada Hypers'ta. Diyoruz ki ne oluyor, ne bitiyor? Yeni beğeniler ne, yeni algılar ne? Biz bu algılarla ilgili kendimizden vazgeçmeden ne yapabiliriz? Sen bundan birkaç yıl önce de şey cesur bir karar da verdin aslında. Hani plak şirketleriyle çalışmayı bıraktın. Evet. O devam ediyor mu kararın? Devam ediyor aslında. Yani dolaylı yoldan tabii ki çalışıyoruz. Tabii, hala dağıtımcılarımız vesaire Türkiye'nin en büyük plak şirketleri ama ben bizzat o dev 220 sanatçının olduğu plak şirketleriyle çalışmayı istemedim. Hı hı. O yüzden de bıraktım. Neden? Abi çünkü kendimi çok kıymetli hissetmedim orada. Yani en düzünü söyleyeyim yani. Hı. Çok değerli hissetmedim. Ve bence ben değerliyim. Aslında hı hı. konu bu kadar basit. Hı hı. Yani ben Türkçe pop müzik üreten bir adamım. Hı hı. Ve bence aslında en kıymetli insanlar bu sektörde üretenler olmalı. Hı hı. Yani 800 tane insanın olduğu bir sepetin içinde olma fikri de hoşuma gitmedi. Hı hı. Ve baktım ki dünya değişiyor, yenileniyor. En yakın çocukluk arkadaşım da şahane bir yer hı hı. kurmuş. Dedik ki hadi birlikte devam edelim. Evet ben de dedim ki yani benim kariyerimi biri yönetecekse ne olur sen yönet. Hı hı. Çünkü kariyerimi yönetmeye çalışanlardan hiçbir fayda görmedim yani. Peki bir yandan da şimdi tabii müzik dünyasında bu sene biz aslında şarkılardan çok sahnedeki kıyafetleri konuştuk ya. Evet. Ondan sonra işte Gülşen onu giysin mi giymesin mi? Gülşen giydi. Oradan başka bir şarkıcı diyor ki ben anayım. Analar böyle giyinmez. Oradan bir tanesi diyor ki ben babayım. Babalar böyle olmaz evet, falan. Evet. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim abi? Yani cevabım bu soruya. Ne diyeyim? Ve bu ifade. Hani ya bir artık bir herkesi bir salsak, herkes istediğini yapsa, isteyen istediğini söylese, isteyen istediğini giyinse, isteyen istediğini yapsa, artık böyle birbiri, yani insanlarla başkalarıyla değil de kendimizle uğraşsak, hı hı.
Değil mi? Mesela yani sinirli insanları çok şey buluyorum yani. Bir şeylere sinirlenen insanları. Ya bir mutsuzluğun var senin. Belli. Ve belli ve keşke bunu böyle bir evde böyle bir kendinle bir çözsen ve neşe saçsan yani ne güzel olur. Hani böyle o kadar şu söylerken bile sen yemin ediyorum böyle yüzüm ekşidi. Dedim böyle oluyorum yani. Ne bulunmak istiyorum böyle bir şeyin içinde, ne böyle bir şeyle ilgili bir yorumum var. Vallahi hiçbir şeyim yok. Yani tek şeyim şu olabilir. Hakikaten bir şey bir laf vardı ya. Herkesin hayatına kimse karışmasın. Ya Ahmet abi. Ya herkes kendiyle ilgilense mükemmel bir dünyada yaşayacağız. Ama herkes başkalarıyla ilgili konuşuyor. Peki sen hayatta nelere sinirlenirsin? Çok şeye sinirleniyorum. Ya inan şey. Çünkü çok sakin ve şey bir adam biliyorsun. Evet, minnoş bir adam. Tuğçe'nin burada bazen benim kilemi çok çekiyor. Evet sağ olsun. ben şey sakin bir adam değilim aslında. Yani sakin kalmak için elimden geleni yapan bir adamım. Ama hararetliyim. Neye sinirlendiğimi de söyleyeyim aslında. Onu da henüz söyleyeyim. Ben salakla, aptalla deliriyorum abi. Yani çok basit şeyler olmadığında falan deliriyorum. Benim böyle bir şeyi anlamayan insana tahammülüm yok mesela. Bir de çok pozitif duruyorsun bir yandan da. Ya inan son dakikaya, son ana kadar elimden gelen her şeyi yaparım yani. Peki, bir şey büyümesin dark diye. Dark side taraflar var mıdır böyle? Çok kötü dark side'larım var işte. Oraya geçmemek için böyle direniyorum. Geçince de kalp kırıyorum. Sonra da pişman oluyor. Peki nasıl bir aşıksın? Çok tatlı bir aşığım. Herkes kendine öyle der tabii. Pırıl pırıl adam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence bu soru Demet'e sorulması gereken bir soru. Demet'le birlikteliğiniz çok güzel gidiyor maşallah. Her şey yolunda. Evet çok mutluyuz. Çok şükür. Evleneceğini söyleniyor. Ağustos ayı gibi. Doğru mudur o haberler? Yazın sonunda, İşin aslı var mı? Yazın sonunda ya öyle bir tempoda çalışıyoruz, koşturuyoruz ki abi işte sen de aslında biliyorsun. Demet'in dizisi önümüzdeki hafta bitiyor. Herhalde bir 4-5 gün boşu var. Sinema filmine. Hemen sonra sinema filmine giriyor. Ben konser yapıyorum bütün yaz. Hani onun filminin bitişiyle benim konserlerde böyle bir haftalık boşluğumu bulacağız. Ve biz o sırada bir düğün yapacağız. Yani. Kesin evleneceğiz. Tabii. Evlenme teklif ettin. Ettim. Tabii. Nasıl evlenme teklif ettin? Bence güzel evlenme teklif ettin. Nasıldı? İyiydi, güzeldi. Aramızda ben şimdi senden arası. Romantik bir hareket çünkü. Orası aramızda romantik olsun. Miydi? Romantikti, güzeldi evet. Güzel. Peki nasıl bir aşıksını sorduk. Sizin ilişkiniz nasıl başladı? Biz zaten tanışıyorduk. Hep birlikteydik diyoruz. Böyle bir cevap. Bizim tanışıklığımız çok vardı. Sadece birlikte vakit geçirecek kadar bir zamanımız olmamıştı ikimizin de ayrı ayrı. O birlikte geçirecek o vakti bulduktan sonra aslında her şey başladı. Ya nasıl başladı aslında o kadar garip ki yani. Peki son bir iki tane soru soracağım. Neydi Demet'te seni çarpan? Çok gerçek biri. Tanıdığım en gerçek insan olabilir. Hiç yani neyse o. Aklından geçen neyse o. Gördüğüm en enerjik, en pozitif insan olabilir. Yani yanındayken diyorsun ki evet ben varım ve çok iyi hissediyorum yani. Bu. Güzel. Peki şimdi ikiniz de tabii çok biraz önce dediğim gibi yoğun işler yapıyorsunuz. Biriniz sanatla ilgileniyorsunuz. Biriniz oyunculukla, biriniz müzikle. O evin içi şey midir? Sürekli böyle bir yandan senaryolar hop sana uçuyor. Hop Allah aşkına gel sen şu şarkıyı dinle diyorsun, çekiyorsun. Evin içini şarkıyı söyleyeyim mi sana? Öyle bir kafa mı yoksa bambaşka? Hiç bunlar konuşulmuyor mu? Hiç bunlar konuşulmuyor. Yani belki birer dakikalık bir günün nasıl geçtiğinin özeti. Ve sonra bayağı şey. Televizyon. Survivor falan. Hadi o halkayı hangisi atacak falan. Çünkü kafayı müthiş boşaltan bir şey o. Ve yani eve iş getirmiyoruz. Evlilik, getirmemeye de gayret ediyoruz. Evlilik fikri korkutuyor mu? Hiç. Aksine çok heyecanlıyım. Çok çok merak ediyorum. Baba olmak istiyor musun? Çünkü o şey Eser ve İbrahim baba oldu. Şimdi sıra sana. Ya illa zamanı gelecek. Zamanı geldiğinde mutlaka. Ama hani böyle şu anki en büyük önceliğim değil hayatta açıkçası. Şu an birlikte çok mutlu bir evlilik yaşamak. Peki geçen sene konuştuğumuzda da ben sana bu soruyu sormuşum. Henüz yok demişsin. Demet'e bir şarkı yazdın mı diye. Yazdım. Bu bir senede yazıldı mı şarkı? Yazıldı. Adı ne? Adı yok şarkının biliyor musun? Şarkı yazıldı ve duruyor. Notlarda duruyor. Sadece o deniyor. Albümde yok mu? Yok, albümde yok. Ha, ama bir gün dinleyeceğiz belki. Ya aslında yani Aşk Beni Yendi'nin büyük kısmı aslında Demet'e yazılmıştır. Yani Demet'e çok şey yazdım. Ama hani en özelini muhtemelen hiçbir zaman çıkarmayacağım. Bir tek o dinliyor olacak, ben biliyor olacağım o kadar. Ay süper. Aynen. Peki Erzincanlısın. Aslında senin hayatını değiştiren 92 depremi oluyor. Aynen öyle. Doğru değil mi? Doğru. Orada sen kaç yaşındasın bu depreme
yakalandı. Orada ben 8 yaşındaydım abi. Ya yani 7 yaşındaydım. İlkokul 1'e gidiyordum. Hı hı. Hissetti, yani hatırlıyor musun? Tabii tabii. O günü. Tabii her şeyiyle. Çok ciddi bir depremdi. Bir de tabii şimdiki gibi bir iletişim dünyası da yok. Hani işte buralar çok kötü, aman yardıma gelin. Kritik durumdayız. Evet. Tweet falan hiçbir şey olmadığı için böyle çok bence şehrin çaresizliğinin ülke tarafından görülmediği enteresan bir doğal afetti o. Annemle babam memurdu. Dolayısıyla başka şehirlere tayinleri Sen orada çıktı. Çok kayıp da yaşıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Tanıdığım sonra çok insan kaybetti. Anne ilkokul öğretmeni, babam aynen. bankacı. Aynen öyle. Siz sonra nereye? İstanbul'a mı geliyorsunuz? Bursa'ya taşınıyoruz. Bursa'ya taşınıyorsunuz. Aynen. Yani Erzincan dışındaki tek akrabalarımız Bursa'da yaşadığı için bizde de işte babamın iş yeri hani ya başka şehirler seçin sizi başka bir yerlere göndermek zorundayız. Şu an burada bu iş yürüyemez vesaireden. Bursa'ya taşındık. Bursa'da büyüdüm. Eser'le tanıştım. İbo'yla tanıştım. Abim var bir de. Bir abim var. Aynen öyle. Ha, Bursa'da Eser ve İbrahim'le aynen öyle. Olan. Okulda mı tanışıyorsunuz? İlkokulu bitirdik. Anadolu Lisesi'ni hatırla. O zaman ilkokuldan sonra giriliyordu. Anadolu Lisesi'nde Eser'le tanıştım. 13-14 gibi de İbo'yla tanıştım. Oradan peki, beri bütün bu hayalleri hep birlikte kurduk. Peki sonra ilk İstanbul'a kim geldi? Eser geldi. Eser benden bir yaş büyük olduğu için üniversiteye sınavına bir sene önce girdi. Marmara Üniversitesi'ne geldi. Evi kurdu, yaptı. Odam bile hazırdı. Sonra ben üniversite sınavına girdim, İzmir'i kazandım. Gelemedim İstanbul'a. Eyvah ne oldu? Evet, bir yıl İzmir'de okudum. Sonra dedim ki delirme. Tekrar sınava girmek için İstanbul'a yerleştim. Ondan sonra ne planladıysak çok şükür. Sen ne okudun sonra? Gerçekleştirdik. İzmir'de çalışma ekonomisi okudum. İstanbul'da antropoloji okudum. Bir yandan Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme okudum. Bitirdin mi bunu? Bitiremedim. Ya? Nereye bitiriyorsun? Okumadın o zaman. Yani. Okudum. Antropolojide 3. sınıfa kadar geldim. O sıra çok güzel hareketler başladı. Yani benlik bir şey yok. Şimdi okul Beyazıt'ta, BKM Beşiktaş'ta o oradan oraya gidilmedi. Gidilemedi. Hocalarımın ellerinden öpüyorum. Peki. Belki bir afmaf çıkar. 40 yaşından sonra böyle girip mezun olurum falan. Sen kaç yaşındaydın o sırada? Ben 20 yaşındaydım. Çok güzel hareketler başladım. Aslında 20 yaşından beri şöhretsin ya. Evet. Şöhret olmak zor muydu? Gerçekten mıydı? Gözünüzün önünde büyümüşüm evet. Hakikaten yani. Tam dediğin gibi. Zor bir şey miydi şöhret olmak? Zor değil. Bence sen zorlaştırırsan zor. Yani benim şu hayatın içinde yapamadığım hiçbir şey yok abi. Şu an memleketin en kalabalık caddesinde girer yürürüm de. Herkese selam da veririm. 3-5 tane fotoğraf da çekilirim. Girerim yemeğini de yerim. Yani hiç bunu biraz insanın kendini büyütmesiyle ilgili bir şey bence. Ya şimdi oraya gitmeyeyim beni parçalarlar falan. Kimse seni parçalamıyor. En kötü insanlar gelir seni seviyoruz der. Veya seni ya son şarkını sevmedin der. Bir şey der. Yaşayacağın şey bu. Evet. Yani bu kadar böyle insanlardan kendini işte aslında tam dediğim yere geliyoruz az önceki mesele. Ya artık şu temas halinde olalım. Çünkü hayat onu istiyor. Evet yani. O soyutlamanın evet, şeyi anlamıyor. Yok yani. Doğru diyorsun. Senin tamam. Şarkıların isimleri çok uzun. Evet. Ben aklımda tutmakta çok zorlanıyorum. Neden böyle isimler? Çünkü mesela millet Nanay, Nunu'yu falan hani evet. Böyle isimler koyuyor böyle tek evet. Kelime, üç harf falan. Ya benim hoşuma gidiyor. Böyle bir şarkının ismini duyduğumda ne diyor ya bu? Bakayım dedirtmek istiyorum açıkçası. Bir de tek kelimelik şarkı isimlerini sevmiyorum abi. Geldim. Sonbahar. Sevdim falan. Yani sevdim diye 900 tane şarkı yapıldı muhtemelen. 901.'yi neden ben yapayım ki? Giden günlerim oldu diye bir şarkı yok ama. Muhtemelen bir tane daha da olmaz yani. Hani dikkat çeksin ve o köşede dursun istiyorum aslında şarkılar isimleriyle. Peki söz ve beste vermeye devam ediyor musun? Ediyorum. Ama böyle şey gibi. Daha butik bir besteciyim ben o konuda. Yani, hani böyle her gelene yani mesela ben, baba ne istiyorsun pazartesi gelen falan bir durumum yok yani. Veya hani parası ücreti şu diyorsun. Geliyor adam ücretini bastıran senden şarkı alabilir mi? Alamaz, yoksa alamaz abi. Bir senden bir şeyden geçmesi mi gerekir? Ben tanıyor, biliyor olmalıyım. Seviyor olmalıyım onu. Müziğini biliyor. Evet, eğer söz ve müzik Oğuzhan Koç'sa bu şarkıda. Çağrı ile bu arada çok ortak şarkı yapmışızdır. Bir sürü de eşimize dostumuza vermişizdir. Onları tenzih ediyorum. Ama ya yani benim oturup kendi başıma yaptığım sözüyle müziğiyle bana ait bir şarkıyı benim tanıdığım, sevdiğim biri benden alabilir. Parayla alamaz. Peki hiç tanımadığın birine Oğuzhan'ı nasıl anlatırsın? Seni hiç tanımayan birine. Tanısan çok seversin derim işte. Yani hakkında peki ne? O zaman ne söylesen şaşırırız? Benimle ilgili. Ne kadar güzel sorular ve ne kadar kala kaldım biliyor musun? Aslında iyi aile çocuğu değilim. Çok güzel. Başlık. Tabii, iyi aile söylerim. Çocuğu değilim. Başlık da diyor. Yalan söyledim. Hangi konuda? Hadi okuyun bakalım falan. Ya vallahi bilmiyorum. Yani aslında agresif bir adam işte. Az önce konuştuğumuz mevzu. Yani şeyim. Sakin kalmakta çok zorlanıyorum. Ama elimden geleni yapıyorum.
Ha, o da aslında onu şeye getiriyor. Evet, evet. Peki sence şimdiye kadar hakkında bilinen en büyük yanlış ne oldu? Belki oyunculuktan müzisyenliğe geçişin. Muhtemelen oldu. Evet. Evet, harikasın. Teşekkür ederim. Doğru. Yani oyunculuktan müziğe geçtiğiniz dediklerinde hep şeyi anlatmak zorunda kaldım. Ben zaten ben 7 yaşından beri müzik eğitimi aldım. Ve hayatım müzik üzerine kuruluydu. Aslında tiyatro sonradan gelmiş diye sürekli anlatıyorum. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey nedir? Ya birkaç kere şu oldu. Mesela çok sevdiğimiz işte birkaç böyle abimizle vesaire. Şimdi 40 yılda bir buluşuyoruz, yemek yiyoruz. İnsan böyle bir mesela atıyorum eseri atmak istiyorum. Demek istiyorum ki mesela atıyorum ben şu an Beyazıt abileyim bak diyeceğim. Eseri atacağım yani. Çekerken abi bir flaş patlıyor. Adamın yüzüne. Tabii tabii. Adam birden muhabbetteyken ne gerek vardı buna şimdi? Şak diye böyle yani. Sonra onu anlatıyorum abi. Niyetim öyle değildi. Eseri yollayacaktım, geyik yapacaktık. O da gelsin diyeydi falan. Bunu birkaç kere yaşadım. Güzel. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Çok. Çok çekirdek yiyorum ya. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Deli gibi çekirdek yiyorum. Ya bu kış başladı bu ve yiyorum yani. Hani öyle paketim falan sonu gelmiyor yani. Gelmiyor. Gelmiyor. Peki böyle görünce gözlerini alamadığın bir şey söyler misin? Bir şey dediğin için Demet demiyorum. Biri desen Demet diyecektim. Aa. Tabii. Biri mi söyle? Tabii ki o. Tabii ki o. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Ayna olurdum ya. Güzel. Yansıyayım diye. Evet, yansıyayım. Ona kendini göstereyim. Peki hayatta müzik dışındaki en büyük tutkun nedir? Yani işte ama bunu şey olarak soruyorum işte. Araba mı seversin, saat mi seversin? Valla onları da çok severim ama böyle delisi değilim. Film izlemeyi çok seviyorum. Film ama dizi değil. Bir film delisiyim yani. Çok film izlerim, çok film bilirim. Yani hatta sahnelerine kadar hakimimdir. İzlemekten sıkılmadığım film? Geleceğe Dönüş. Aa, evet. Seri sever misin? Tabii ya, onu açtı mı böyle bazen hakikaten güzel, bomboş bir günse öğleden sonra bir başlarsın. Akşam 11-12 gibi üçüncüsü biter. Dersin ki ne kadar güzel bir gün geçirdim. Oh, çocukluğuma gittim dersin, yatarsın. En sevdiğin yönetmen? Klişe olmasın isterim böyle. Ama klişe bir yandan da. Ama adamlar da çok başarılı olduğu için klişe. Ben Steven Spielberg'e bayılırım mesela. Tarantino'ya da bayılırım. Onun dışında Woody Allen filmlerini çok severim. Yönetmenliği dışında tekstlerini. Hastayımdır yani. Bunlar. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok sağ oldu. Eyvallah. Çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Vallahi şarkıları da severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın hakikaten. Zaman istersen sohbetine hazırız. Her zaman. Seve seve. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. İyi hafta sonu. Kendinize iyi bakın.